Yes, 11 Eylül Şahin'den okey geldi, şöyle yaptı. Biz yayına başlıyoruz. Harika bir konuğum var bugün. Borsa konuşacağız Erencan Umut'la beraber. Çünkü kendisi zaten borsanın içinden böyle çıkıp buraya geldi. Hemen hemen her gün borsayla beraber, o borsadaki boğuşmayla beraber, o da boğuşuyor şu anda değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi o kadar çok borsanın içerisindeyim ki, sizi beklerken, işte hazırlıkları beklerken, aşağıda kahve içerken elimizde telefon. Direkt Borsa İstanbul hisse senetleri falan. Bayağı da kötü bir güne denk geldik. Evet, malum evet. Borsanın %2'yi aşkın bir düşüş hareketine maruz kaldığı bir gün yayın yapıyoruz. Bir yandan iyi. Neden? Çünkü neler olacak, neler bitecek? Herkes çok fazla bir şekilde şu anda borsaya odaklı durumda. Bir yönden de kötü. Neden? Modumuz düşük. Yani evet, borsanın evet. Düşmesi kötü üzücü. Bir şey. İnsanların para kaybetmesi çok üzücü gerçekten. Bu arada aşağıda kahve içerim dedi. Gerçekten çok enteresan bir yer burası. Böyle Gezi İstanbul var aşağıda. Aslında marka söylenir mi bilmiyorum ama yeni açıldı. Aşağıda bayağı böyle bir tadilat vardı bütün yaz boyunca. Güzel değil Taksim'in mi? Taksim'in göbeği aşağısı. Gezi Parkı. Zaten evet, şu arkası evet. Gezi Parkı. Şu bölge değil mi? Taksim'in evet, göbeği. Ne kadar güzel. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Taksim'de dolaşırken de bayağı aslında iyi oluyor, güzel oluyor. Taksim'i görmüş oluyoruz. Evet, evet. Uluslararası bir turistlerin de geldiği bir yer. Uluslararası bir yer olduğu için bayağı evet, güzel yani. Evet. Dünya başkenti oldu. Evet, inşallah daha da iyi olacak buralar. Şimdi borsadaki düşüş gerçekten insanların cebini yaktı galiba. Biz de üzülüyoruz bunun için. Acaba ne olacak diye şimdi Erencan'la konuşacağız. Tam da en cafcaflı zamanına geliyoruz. Şu anda Eylül'ün 11'indeyiz. Eylül'ün sonuna kadar ne olacak? Haftaya Fed ne karar alacak? Ekim'de ne olacak? Kasım'da ne olacak? Aralık'ta ne olacak Erencan? Yani dönem bitmez, süreç bitmez. Bir sürü gelişme var. İçinde bulunduğumuz dakikadan 3 ay sonrasını bile düşündüğümüz zaman hiçbir şey aklımıza gelmesi Amerika'daki başkanlık seçimleri var. Dolayısıyla evet. Gündem acayip. Gündem ayarlanmış durumda. Ama ciddi bir düşüş oldu değil mi bugün? Çok sert bir düşüş oldu. Beklediğim bir düşüş oldu Şevin ya. Yani hadi. Yani ben öyle hani işte 9700'ler bekliyor mu düşüşü? Ya şimdi 9700'ler kırıldıktan sonra Borsa İstanbul'da ne bekleyebilirsin ki artık o ya? O kadar. Tabii ki uzun vadedeki yükselen trend desteğiydi 9700. Peki neden bu kadar düştü? Şimdi Şevin, bütün düşüşlere gerekçe aranmaz. Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyeyim. Borsa İstanbul'da yükseliş neden olsun? Bence asıl soru bu. Neden yükselsin şu anda Borsa İstanbul? Mesela nasıl bir hikaye var ki Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi olacak? Kredi derecelendirme kuruluşlarının notundan dolayı mı yükseliş hareketi olacak? Daha geçen cuma yapıldı değil mi? Fitch bir basamak not artışı yaptı. En azından Fitch'ten sonra biraz yükseliş olmamalı mıydı sence? Ya Fitch'ten sonra yükseliş olmalı mıydı? Evet olurdu. Ama neden olmadı? Biraz alt metine bakmak lazım Fitch'in. Şimdi Fitch şunu demedi ki, biz bir basamak sizin notunuzu arttırdık, yükselttik. Haydi bakalım, işte S&P de sizi, daha doğrusu Fitch'i takip edecek. Diğer taraftan Moody's de takip edecek. İşte çok iyisiniz, aslansınız, kaplansınız, bu tarz bir yorumda bulunmadı ki. Dedi ki evet, bu zamana kadar atılan adımlardan dolayı sizi çok yüksek spekülatif bölgeden spekülatif bölgeye çekiyoruz dedi. Evet, evet. Atla deve olan bir eşik atlayışın değil bu. Ama alt metnine baktığın zaman ne dedi? Özellikle siyasetin en başından. İşte şunun lobisi, bu lobisi tarzında yapmış olduğu bazı açıklamalar da var. Uygulanan politikalardan hızlı ve keskin bir geri dönüş riski var dedi. Risk var dedi. O riski var dedi. İki, bence daha önemlisi, görüntü pozitif değil. Görüntü duran. Görüntünün duran olması ne demek? Hayır, şöyle de bir şey var değil mi? Görüntünün duran olması demek, siz iyi adımları atmaya devam edin, bir değerlendirelim. Değerlendirmekten kastı ne? Not artışı değil. Görüntünün durağanlıktan pozitife çekme. Yani artık bu noktadan sonra Fitch özelinde öyle haldır huldur, işte dört nala not artışları falan gelmeyecek. Şimdi Fitch bunu yaparken Moody's de S&P de, ya kardeşim işte sen bir basamak arttırdın da biz 3-4 basamak daha devam edeceğiz der mi? Demez. Evet. Üçü de aynı küme içerisinde. Dolayısıyla bu noktada bir kere artık burayı geride bıraktık. Evet. Kredi notunu arttırma noktasını geride bıraktık. Gri liste vardı. Çıktık. Evet. Bitti. O hikaye bu, bitti. Tabii bu hikaye de bitti. Bundan sonra Borsa İstanbul'u ne destekler? İşte varlık fonu, şu, bu falan. Hani oralar spekülatif bölge. Ben oraya çok girmek istemiyorum. Oralar her zaman yorum yapılır ama gerçeği asla bilemezsin. Ama diğer tarafta artık bence artık bu noktadan sonra, ki orası da ne derece bir hikaye onu da bilemem, Merkez Bankası'nın faiz indirim hikayesi. Tamam, şu anda bu konuşuluyor. Tamam, o hikaye satın alınır mı diyorsun? Satın alınabilir. Beklentiler olarak satın alınabilir. Ama gerçekleşme noktasında, yani piyasanın beklediği gibi olur mu, o konuda şüphelerim var. Piyasa ne bekliyor? Merkez Bankası politika faizini indirecek. Kredi maliyetleri aşağı doğru gerilecek, gevşeyecek. Özellikle de sanayi endeksi, sanayi şirketleriyle beraber sanayi endeksi net bir yükseliş hareketinde bulunacak falan filan.
literatürde güzel geliyor değil mi kulağa? Hı hı. İyi de Merkez Bankası %50 şu an politika faizi. Diyelim ki 500 bas puan indirdi, %45. 500 bas puan ne derece piyasaları rahatlatacak ki? Yani %50'den %45'e çekildi diyelim. Ne olacak? Yani sanayi sektörünün bir anda önü mü açılacak? Hı. Bir anda iş talep mi canlanacak? Bir anda üretim mi canlanacak, hı, ki Merkez Bankası ne dedi? Hocamız da söylediğinde, ki kendisi çok sevdiğimiz bir guvernör, Cevdet Akçı hocamız. Dedi ki bizde de faiz indirimine gidilse bile bu genişleyici para politikası anlamına gelmiyor dedi. Tabii ki. Dolayısıyla ben bu noktadan sonra, evet, faiz indirimine ilişkin beklentiler kuvvetlenirse, ki hani dikkat etmişsindir sen de tabii ki, aylar geçtikçe, haftalar geçtikçe faiz indirimine ilişkin beklentiler de biraz törpülenmeye başlandı enflasyona bağlı olarak. Ha, bu olmayacak anlamına gelmiyor. Ben bekliyorum mesela faiz indiriminin bu yıl itibariyle başlamasını, ama bu beklentilerle beraber bir miktar daha yukarı doğru fiyatlama söz konusu olabilir. Birazcık daha küresel taraftan güç almamız lazım. Artık Fed'in devreye girmesi lazım. Fed zaten muhtemelen 18'inde artacakmış gibi görünüyor, ama Erencan Umut'un biraz daha aslında bu hikayelerin sonucunda çok da böyle bize pembe bir tablo çizmediğini görüyoruz Borsa İstanbul'da. Şimdi böyle bir pembe tablo olmayınca sen tabii ne gerekçe var ki dedin, nasıl bir hikayesi var ama ki yükselecek dedi. Yani Borsa İstanbul, yani şey değil, hani buralardan bir daha düşüş hareketleri, ben mesela son dönemdeki fiyatlama noktasında max hani inse mesela 9200 bekliyorum. 9200 lira kadar gelirse, o da gelirse, bak ben normalde hep şunu söylüyordum, 9700'ler kırıldığı zaman 9400-9200 bandına kadar düşüş, hı hı, çok normal karşılanmalı. Tamam. Bundan sonraki süreçte yönü artık yukarı okumak lazım. Ama o pembe tablo çizmediğimizden kastım şu: yıl sonuna ilişkin o 15.000'ler, 16.000'ler, 17.000'ler, 14.000'ler. Yok, onlar diyorsun. Havada uçuyordu. Artık 12.000, 13.000, hani ekstra pozitif bir gelişme olmadığı sürece 13.000'ler falan, ha, daha makul. Yani ben yine Borsa İstanbul'daki yönü net bir şekilde yukarı olduğunu düşünüyorum. Mevcut durumdaki, ha, satış baskıları alım fırsatı. Hı hı. Ama işte orada yatırımcı psikolojisi. Yani ya, orayı çok fazla konuşmak lazım. Şimdi çünkü yani orası bambaşka bir mevzu ya. Evet. Şimdi 9200 dedin taban. Ben taban görüyorum. Ekstra bir negatif gelişme varsa, işte önümüzdeki döneme ilişkin çıkarsa, mesela örnek şu anda çok konuşulmuyor ama biraz fısıltı gazetesi şeklinde gündeme gelmiş durumda. Yine vergi meselesi mesela. Borsaya vergi. Hmm. Şimdi böyle bir muhabbet tekrar, aynen, ısıtılıp önümüze sunulursa 8700'ler bile çok konuşulmaya başlar. Ya kimler, şimdi ne merak ediyorum biliyor musun? Yatırımcı psikolojisi dedin. Bundan acaba birileri nemalanıyor ki bu düşüşten? Bu spekülasyonlar çıkıyor. Tabanlar görülüyor. Birilerinin dayanması gerekiyor burada. Bayağı böyle bir, hani takip ediyoruz yatırımcılara, küçük yatırımcı, büyük yatırımcı. Şimdi geçenlerde buraya Caner Özdurak konuk oldu. Küçük yatırımcı diye bir tabir yoktur dedi. Değerli hocamız öyle. Herkes yatırımcıdır dedi. Küçük yatırımcı bir gün bakarsın büyük yatırımcı oldu, doğru, dedi. Ama yani şimdi birileri de zorlanıyor gerçekten. 9200 sağlam, böyle sinirleri zorlayan bir. Borsa böyledir. Borsa böyledir diyorsun ama yatırımcı psikolojisini biraz konuşalım o zaman senin. Şey, çünkü burası bambaşka bir konu, evet. Evet. Şimdi oradaki şunu da katarak konuşalım. Sen teknik analize inanan bir. Tabii. Şimdi temel analiz yapılıyor, teknik analiz yapıyor. Bir de ortalıkta böyle hisse önerisinde bulunan. Orası bomba işler. Lisanssız. Doğru. Böyle hani ne derler? SPK orayı halledemedi ya. Sosyal medyada halledemedi, televizyonlarda, medyada halledemedi. Yani halledemedi o taraf. Bunun tiyolar sonucunda çok mu mağdur olan var, çok mu kazanan var? Çok mağdur olan var. Kazanamazsın ki. Ya çok sevdiğim bir laf var. Bedava peynir fare kapanında olur. Düşünsene ben şimdi... Bedava peynir fare kapanında olur. Tabii ki. Şimdi ben şimdi işte Crazy Trader diye bir, diyelim ki, Twitter hesabı açtım. Örnek veriyorum. Hani, tamamen şu an afaki. Böyle saçma sapan bir nickname aklıma geldi. İşte ben yazıyorum, diyorum ki böyle bir hisse var, buralara alım gelecek, işte şöyle bir haber geldi falan filan. Ya şimdi burada böyle bir haber bana gelse, ben böyle bir şeyi bilsem, ben niye insanlarla paylaşayım? Şimdi mantıken düşünsene yani, niye amme hizmeti yapayım? Ben zaten bu hissede... Peki nasıl bu kapana kapılıyorlar? Ya kapana işte kapılmayın diye bas bas bağırıyoruz, bas bas bağırıyoruz. Benim de kendi de YouTube kanalım var mesela. Hem televizyon ekranlarında, yazılı medyada, sosyal medyada sürekli söylüyorum ama maalesef... Yani insanlar genelde, bizim insanlarımız genelde şöyle bir durum var. Kolay yoldan finans piyasalarında parayı vurma derdinde ve çabasında. Böyle bir dünya yok. Şimdi bak, böyle bir dünya yok. Ama bu da şundan dolayı oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayın Naci Ağbal'ın görevden alınması döneminde kaçtı politika faizi? %17'lerde miydik?
Tabii. O seviyelerden evet, %8,5'lara kadar bir çekilme oldu ki Sayın Naci Abal da 200 bas puanlık faiz arttırımı yaptığı için ertesi gün görevden alındı. Artık affını istedi. Artık nasıl bir kelime kullanılması istenirse o şekilde kullanılsın. Şimdi bu faizleri net bir şekilde aşağı doğru çekince ne oldu? Fiyatlama davranışları, bak bozuldu demiyorum. Bozuldu tabiri şey, yumuşak kaçar. Tarumar oldu. Araba almak istedin, alamadın. Araba artık yatırım aracı oldu. Ya bu araba mı? Bunu kullanıyorsun değil mi? Gaza basıyorsun, frene basıyorsun, duruyorsun, aksanı var. Bunun bir amortisman gideri var. Yani bu normalde finansal literatürde bu araba sende olduğu sürece bu araba değer kaybeder. Ama ne oldu? Enflasyon o kadar sapıttı ki araba değer kazandı. Arabalar yatırım aracı oldu. Araba alamadın. Şimdi benim elimde tasarruf var. Araba almak istiyorum. Tasarrufumu arabada değerlendirmek istiyorum. Mümkün değil. Dolar almak istiyorum. Ya yarın dolar alırım diyorum. Ekrana bir bakıyorum. 24 saatte 1,5-2 lira artmış. O dönemi hepimiz hatırlıyoruz. Yatırım aracı olmaktan çıktı. Dolar TL 1,5-2 lira. 1,5-2 lira. 30 lira da kapattı. Yarın geliriz 32 lira. Ertesi gün 35 lira. Böyle saçma sapan bir fiyatlama. Gayrimenkule yönelindeyik. Mümkünatı yok. Yanından geçemiyorsun. Kiralar da falan sapıtmış zaten. Yani efsane bir dönem. Şimdi elimizde avucumuzda ne kaldı? Borsa. Elimizde avucumuzda bir borsa kaldı. Şimdi yatırımcıya, bir de bir yatırımcıyı da borsaya doğru yönlendirme politikası da söz konusu oldu. Neden? Ya çünkü elinizde bir para var. Siz bunu dolar, euro yani TL karşı pozisyon almayın. Bari gelin TL varlık statüsünde olan bizim hisse senetlerimizi alın diye bir politika da güdüldü. Borsa İstanbul yaklaşık 1,5-2 sene boyunca, bak gözünü kapat, tamam mı? Ekranı böyle aç ekranı, gözünü kapat, parmağını koyduğun yerdeki hisseyi al. İnanılmaz bir rally oldu. Tamam, kazandılar demek ki o yatırımcılar. Tabii ki kazanıldı. Tabii ki kazanıldı. Yani hani sıfır değerli olan şirketlerin bile 3'e 4'e 5'e falan katladığını gördük biz. Tamam. Ama bu durum algı ve psikolojide ciddi anlamda tahribata uğrattı yatırımcıyı. Hangi konuda? Şu. Borsa o dönem o kadar sert yükseliş hareketleri ve o kadar güzel kazançlar sundu ki, bu arada kazanç tabirini kullanırken de nomina kazançlardan bahsetmekte de fayda tabii, var bu arada. Tabii. Şimdi real bazda başka yani. Ne kadar kazanç oldu, ne kadar kayıp oldu orası tartışılır. Nominal bazda bir ay sonra, bir sene sonra baktın, aa işte 100 birimlik overall'da para vardı. Burası 300 birim olmuş nominal bazda. Okey, kazandın. Şimdi oradaki mesele şu. 2 sene boyunca, 1,5-2 sene boyunca Borsa İstanbul'da eline attığın bütün hisseler gidince, Borsa İstanbul'u bilmeyen yatırımcı da buraya gelip dedi ki, ya bu ne kadar güzel bir sektörmüş, ne kadar güzel bir piyasaymış daha ya. Daha oraya hiç bilmeyen girmeyendi. Tabii ki daha oraya hiç girmemiş, bilmemiş, tasarrufu var. İşte berberine gitmiş, saçını kestirirken abi bak böyle bir hisse var. Ya ben o dönem hatırlıyorum, ben o dönem omuzundan sakatlamadan önce spora gidiyordum. Bana spor hocam şey dedi, abi dedi böyle dedi bir hisse var dedi. Sporcusu. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum, abi dedi bak dedi böyle dedi bir hisse var dedi, bana dedi haber geldi dedi. Ya benim spor hocama bu hisse yükselecek diye haber gelmiş, tüyo gelmiş, böyle bir dönemden bahsediyoruz. Ya böyle bir borsa dönemi mi olur? Biz böyle dönemden geçtik. Şimdi kazandı mı o hocam? Vallahi bilmiyorum. En son alıyordu. Herhalde oradan bilmeme de gerek yok. Yani oradan anlaşılmıştır. Şimdi böyle bir dönemde yatırımcı Borsa İstanbul'a girip şunu da söyleyince, ya ne güzel bir şeymiş. Aa yeni bir halka arz oluyor, ben alayım 3-5. 5 tane tavan, 7 tane tavan. Mükemmel bir sektörmüş, biz niye buraya bilmiyoruz deyince, o eşine söyledi, o dostuna söyledi, o akrabasına söyledi. Dikkat et, borsa yatırımcısı neydi? 1 milyonu geçti diye haber yapıyorduk. 1,5 milyon geçildi diye son dakika haberleri veriyorlardı. 8,5-9 milyona ulaştı borsa yatırımcı sayısı. Tabii yatırımcı demek ne derecede, orası bambaşka bir konu da. Yani borsada evet, hesap doğru açanlar 8,5-9 milyonları falan buldu. En son ben orada bıraktım, daha da takip etmedim. Bugün gelmiş olduğumuz noktada, bak bu sene şunu net bir şekilde dile getirdik. Ben bas bas bağırdım, dedim ki bakın o dönem artık bitti. O dönem bambaşkaydı, bambaşka dinamikler vardı. Artık Merkez Bankası faiz arttırımına başlıyor. Artık Borsa İstanbul'un... Geçen seneden beri aslında. Tabii ki. Yani geçen Haziran'dan beri. Kesinlikle öyle. 2023 yılının ilk yarısı yine Borsa İstanbul için çok iyi. İkinci yarısıyla beraber motorda teklemeler başladı. Evet. Artık sektörel olarak Borsa İstanbul taşınıyor. Dikkat etmişsindir. Şimdi dolayısıyla bugüne geldiğimiz zaman artık işte... Onun devamı diyorsun. Bu küçük yatırımcının aynen öyle. Bu kadar feveran halinde olması. Haklılar mı? Haklılar. Bir konuda haksızlar şu. Artık elini her attığın gitmez. Çünkü Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Bugün mevduat faizleri yıllık bazda %60'ları gördük. Hatta elindeki tasarruf miktarı yüksekse pazarlık usulüyle beraber %70'lerin bile üzerinde yıllık getiriler sunuldu.
Dolayısıyla artık Borsa İstanbul'a ne oldu? Bir rakip ortaya çıktı. Şimdi böyle bir atmosfer olunca Borsa İstanbul'da artık elini attığın her hisse gider mi? Gitmez. Yurt dışı cephede de yine keza işler daha farklı bir boyuta gelmiş durumda. Artık resesyon falan konuşulmaya başlandı. Şimdi böyle bir atmosferde ne yapmamız gerekiyordu artık? Seçici olmamız gerekiyordu. Ama maalesef bakın seçici olun. Bakın ortodoks politikalara dönüyoruz. Ortodoks politikalara dönüş illaki ama çok ama az yabancı fon akışını hızlandıracaktır. Yabancı ilk geldiğinde bankalara girer. Çünkü bankalar Borsa İstanbul'un hem lokomotifidir hem de likidite gücü noktasında en önemli sektörüdür. Likittir. İlk bankalara girer. Bankalarla beraber holdingler gider. Bir miktarda ulaştırma eleman alır diyorduk. Gerçekten de bu oldu mu? Oldu. Yani seçici olmak zorundaydık. Sektör, evet, çok güzel aslında orada özetledi. Hani her sene değişiyor. Biraz daha yatırımcı algısının, yatırımcı psikolojisinin belki biraz daha sepete yönelik olması gerekiyor. Her sene ben 6 ayda bir yenileyim, 3 ayda bir sepetimi yenileyim mantığında olması gerekiyor. Mevduat dedim, faiz dedim işte. Faiz ne kadar getiri getiriyor? Altın keza öyle ne kadar getiri getirdi. Müthiş. Yani bir tane hisseyi koyayım da ondan sonra ben 10 sene bunu unutayım diyenler de var tabii. Bir mantıktır. Doğru bir mantıktır bu arada. Uzun vadeliysen doğrudur. Ya ben ev almayacağım, arsa almayacağım, hisseyi koyacağım. Ama bak bir kez daha söylüyorum. Ev almayacağım, arsa almayacağım, hisseyi koyacağım. Niye ev arsa örneğini veriyorum? Bunu bilerek veriyorum. Şundan dolayı. Şirin geldik biz seninle beraber dedik ki ya bu ev çok güzelmiş. Bu evi alalım. Yatırımlık. Ortaklaşa para koyduk, aldık. İkimiz bir bilgisayar başına oturup evin anlık, dakikalık, saatlik, günlük fiyatına bakıyor muyuz? Doğru. Bakmıyoruz. Ne yaparız? O ev minimum bizde 5 sene kalır. Bak minimum 5 sene kalır. Bu mantıkla Borsa İstanbul'a yaklaşıyorsan doğru hisseyi bulmak kaydıyla orada da temel analiz dinamikleri devreye giriyor. Tabii temel analiz dinamikleri devreye giriyor. Orada temel analiz devreye giriyor. Teknik analiz değil diyorsun. Yok artık uzun vadede teknik analize ne zaman alıma geçileceğine ilişkin bakarsın. Ama aldıktan sonra temel dinamikler çalışır. Bak bu bir mantıktır. Şimdi bak işin başka boyutu var. Uzun vadedeki her yatırım prensibinde Borsa İstanbul'daki bu düşüşten mutlu olman lazım. Bak 9200'leri konuşuyoruz. 9400'e geldi. 11200'lere gelmişti. Şimdi açalım. Doğru. Neden aslında buradaki düşüşten memnun olması gerekiyor? Çünkü ben aslında 5 senelik yatırım yaptım. Ben biliyorum ki 5 sene sonra bu olacak. Orada bir kaybı yok değil mi şu andaki düşüşten? Olabilir. Ama kaybı şöyle değerlendirmek lazım. Mesela bu yıl itibariyle aldın. Misal. Kaç ay geçti? 7-8 ay falan geçti değil mi? Diyelim ki kaybın var. Ama sen ne yapıyorsun? Sen diyorsun ki ben uzun vadedeki uzun vadeli bir yatırımcıyım. 5 sene sonra, 10 sene sonra. Ya benim bir kızım var. Örnek yok da hani örnek veriyorum. Benim bir kızım var. Şu anda okula gidiyor. İşte ilkokula yazdırdım. Üniversiteden mezun olduğunda sermaye kursun rahat etsin. Örnek veriyorum bak bu çok çok uzun vade. Bence yatırım altını çiziyorum. Yatırımı tırnak içerisine alıyorum. Yatırım mantığı böyle olur. Bunun için şunu yaparsın. Borsa İstanbul 11200'leri test etti. Düşüş oldu 9400'lere kadar. Ya senin temel dinamiğine güvendiğin, aynen öyle. Ya senin temel dinamiğine güvendiğin bir şirketi aşağı doğru geldiğinde ucuzdan alıyorsun. Mesela bir mağazada ayakkabı beğendin. Ama hangi şirketler? Şirket ismi verebiliyor muyuz? Valla şirket ismi vermesek daha iyi olur. Sektör konuşalım. Tamam. Daha iyi olur. Mesela bir ayakkabı beğendin. Ayakkabının fiyatı 7000 lira. Bir yanda şey var. Ucuzluk işte kara pazartesi, pembe çarşamba, işte mor cuma tarzında bir şey, bir kampanya adı. 7000 liralık ayakkabıyı 1500 liraya veriyorlar. Ne yaparsın? Fiyatının düştüğünden dolayı mutlu olursun değil mi? Tabii. Sonuçta 7000 liralık bir şey. Sen bunu temel analiz yapmışsın. Daha 5 sene sonrasına bakıyorsan, burada tabii şirketin nelerine bakması gerekiyor. Hem sektör analizi yapması gerekiyor hem de temel analiz. Şimdi temel analizden kastı aslında İrancan'ın işte büyüme ne olacak, enflasyon ne olacak, ülkenin siyasi dinamikleri olacak. Temel analiz sadece bilanço analizi değildir. Temel analiz konjonktürel analizdir aynı zamanda. Yani hem bilançoya bakarsın yani FK oranı, piyasa değeri, defter değeri temel analiz konusu mudur? Evet ama temel analizin bir bölümüdür. Ülkenin siyasi yapısı da temel analizin konusudur. Yargı reformu da temel analiz konusudur. Eğitim de temel analiz konusudur. Enflasyonda, büyümede. Enflasyon, büyüme, cari açık. Döviz kuru. Bunların hepsi temel analiz konusudur. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Mesela ben şimdi sosyal medyaya bakıyorum. İyi bir şirketin bilançosu beklentileri karşılayamamış mesela. Örnek vereyim. Hani şirket ismi olarak değil de hani konudan örnek veriyorum. Rezalet, berbat bilanço, iğrenç bilanço. Siz nasıl yönettiniz? Ya şimdi bir bilançoya odaklanırken... Yani bütün bilançolar uçuyor da bu şirketin bilançosu mu kötü geldi? Konjonktürel analiz yapman lazım. Türkiye ekonomisi hangi durumda?
bu Türkiye ekonomisinde hani derler ya yurt içi talepte dengelenme. Hani küçülüyoruz, daralıyoruz. Tabii. Büyümemiz ciddi anlamda daralmaya doğru gidiyor. Ya da çok çok düşük bir tempoda büyüyoruzun. Ona göre. Hani şey kibarlaştırılmış halidir biliyorsun. Hani yurt içinde dengelenme, büyümede dengelenme tabiri. Hani istifanın affını istemek gibi. Mesela yani böyle tabirler de yumuşatılıyor. Mesela ya biz şimdi dengelendiğimiz, daraldığımız, işte sanayi üretim verisinin 2 aydır ekside olduğu bir dönemde ya sen bir bilançodan nasıl bir pozitif bir beklentiye girebilirsin bu dönem için? Yanlış. Mesela bak konjonktürel analiz, temel analiz sadece bilançoya bakılmaz. Ülkenin ekonomik yapısı, hatta Amerikan seçimleri bile temel analizdir. Çünkü orada Trump'ın ya da Kamala Harris'in seçilmesi de senin gidip ekonomiyle beraber bilançonu da etkiler. Şimdi temel analiz konusu gerçekten şey biraz daha geniş bir konu. Hani burada değil yarım saat 40 dakikalık yayın 3 gün yapsak bir gün falan anca sürer. İşin diğer boyutu teknik analiz. Evet. Zaten tartışmalar burada kopuyor. Evet. Teknik analiz konusu daha sıkıntılı. Sen de teknik analize inanan bir aslında uzmansın. Yani teknik analize inanmamak diye bir şey bence yok. Var olan her şeye inanırım. Öncelikle onu net bir şekilde söyleyeyim. Teknik analiz var olduğunu biliyoruz ama sonuç olarak yüzde olarak ciddi anlamda başarı yüzdesi aldın mı teknik analiz? Tabii ki. Tabii hisselerde ki. Veya sektörlerde. Tabii ki. Teknik analiz bana 11.000 seviyesinin altında yükseliş trendinin bittiğini söyledi mesela borsada. 11.250'ler görüldü. 11.245'ler. Bugün kaçtayız? 9.400'deyiz. Sen yükselen trende sadece bakarak işlem yapsaydın şu anda paçayı kurtarmıştın açık söyleyeyim. Belli bir zaman aralığında belli seviyeleri veriyor teknik analiz. Geçmiş fiyat hareketlerine bakarak geleceği de tahmin etme disiplinidir. Evet. İnanan var, inanmayan var. Biraz ekonometrik analizi aslında. Evet doğru. Matematiksel analiz zaten. Hı. Evet ekonometriği de içinde barındırıyor teknik Peki, analiz. Peki herkesin kullandığı teknik analiz farklı olabiliyor mu? Olabilir. Evet. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır yani. Bunun için kullandığın peki teknik analiz araçları neler şu anda? Ben Fibonacci ve hareketli ortalamacıyım. Hareketli ortalamalar size trendi verir. Hmm. Fibonacciler de ana resmi gösterir. Teknik destek, bakmak gerekiyor tabii, değil mi? Teknik illa? Destek ve dirençleri falan bu şekilde bulursun. Mesela sert bir düşüş hareketi var. Haftalık grafiği açarsın. Doğru tepe ile, doğru diple doğru tepeyi belirlersin. Fibonacci seviyeni çekersin. Genelde bu Fibonacci, ya Fibonacci bak adı üstünde. Bunun matematik, matematiksel hesaplamalardan çıkmış. Yani bugün spirallerden bahsediyoruz değil mi? Dünyanın hücrelerin çekirdeğinde bile bu spiraller doğru. Şeklinde oluşmuş. O seni kurtarıyor mu gerçekten bu tabanına maruz kalmaktan veya işte tepeyi görmek açısından? Şimdi şöyle tepe ve dip analizlerinde kurtarır. Hı hı. Saçma diyen de var. Körü körüne bağlı olan da var. Ya ben mesela ekonometrik analize çok inanıyorum. Bu ekonometrik analizin farklı bir boyutu anladım, aslında bakarsan. O yüzden saçma denilemez yani. Kesinlikle saçma denilemez. Ama tamamen saçma. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Yatırımcıyla konuşuyorum. Ben diyor teknik analize inanmıyorum. Olabilir. Ya olabilir. Başka bir yöntem vardır. İnanmama sebebini söylesin veya nerede onu... Çalışmıyor diyor. Şöyle diyor. Böyle diyor. Bir gerekçesi var. Artık o adamı o gerekçesinden soğutamazsın. Sen çalışmadığını gördün mü? Ben çalışmadığını görmedim. Açık söyleyeyim görmedim yani. Sen kaç senedir bu sektörün içerisinde. Aynen öyle. Ben çalışmadığını görmedim. Teknik analizi kullanmaktan ziyade, bak teknik analizi bilmekten ziyade teknik analizi uygulayabilmektir asıl olan. Hmm. Sen teknik analizi herkes bilir. Trilyon tane YouTube'da, trilyon tane başka yerlerde eğitimler var. Benim bile kendi eğitimim var işte koyduğum siteleri falan koyduğum eğitimler var. Açarsın bir gününü, yani ne bir günü, 3 saatini 4 saatini ayarladığında ayarlasan teknik analizi bilirsin. Olay teknik analizi bilmek değil. Teknik analizi herkes bilir. Sen teknik analizi uygulayabiliyor musun, uygulayamıyor musun? Birisiyle konuştum dedi ki ben dedi teknik analizde de inanmıyorum Eren Bey dedi. Neden inanmıyorsun? Çalışmıyor dedi ya. Bakın dedi bu dedi düşüşün dedi sebebini dedi teknik analizle anlatamazsınız. Peki dedim işlemleri nasıl yapıyorsun dedim. Tamam mı? Ben dedi şey benim dedi portföy yöneticim var dedi. Tamam mı? Demek ki uygulamıyor. Şimdi şöyle portföy yöneticim var dedi onun dedi bir robotu varmış dedi ona bağladım dedi. Şimdi robot dedi şey ne senin? Ne robot ne? Mutfak robotu değil. Ne bileyim yer süpüren robot değil. Sizin robot dediğiniz şey teknik analizin ta kendisi. Herkes bir robot üretebilir. Ben derim ki bir fiyat hareketli ortalamayı yukarı doğru kırdığında al, aşağı doğru kırdığında sat. Bunun sistemini, kodunu yazarım, sisteme entegre ederim. Bu bana ben başında olmadan alım yapar, satım yapar. Bu bir robottur. Niye robotlar bizlere göre, kişilere göre daha başarılı? Çünkü şundan dolayı teknik analizi robotlar bilir ama psikolojisi yoktur robotun. O teknik analizi sana sat dediğinde satman gerekiyor. Al dediğinde alman gerekiyor. Ama
ben şimdi eğitimlerde defalarca anlatıyorum. Ya bakın diyorum, işte bir seviye var. İşte direnç seviyesi yukarı doğru kırıldı. Buralarda bir kalıcılık söz konusu ama bu seviyenin üzerinde kalmasına rağmen, eğer kalamazsa daha doğrusu, tekrar aşağı giderse stop loss olman lazım diyorum mesela. Bu bir teknik analiz konusudur. Şimdi kırıp aşağı doğru tekrar geçiyor seviyeyi mesela, diyor ki teknik analiz çalışmıyor. Ya zaten sana hiçbir şey hayatın bütün sırlarını vermez ama sen stop seviyesini sürekli aşağı doğru çekersen, ha buradan döndü, ha buradan dönecek, haydi buradan dönüyoruz diye diye aşağı doğru çekersen, o zaman da teknik analizin suçu değil işte. Önemli olan teknik analizi bilmek değil, bir daha söylüyorum. Önemli olan teknik analizin psikolojisini yönetmek. Psikolojisiz olacaksınız. Teknik analiz böyle bir şey. Hadi teknik analiz kullanmıyorsun. Ne kullanıyorum diyorum. O da yok. O zaman uzun vadeli yatırımcı ol. Değer yatırımcısı ol. O da yok. O zaman şu onu konuşalım. Şimdi son 5 dakikamız kalmışken. Bu borsanın, borsadaki hisseleri ve sektörleri biraz konuşalım madem. Şimdi işte Aralık sonuna geliyoruz. 2025 önemli bir yıl diyorlar. Sen sektör olarak bankacılık sektörünü herhalde biraz daha gözünü oraya dikmiş durumdasın. Doğru. Ve hala Borsa İstanbul aslında gelecek vaat ediyor diye düşünüyorsun. Tabii vaat eder. Ya şirketler ömrü sınırsızdır. Ekonomilerde bu anlatılır. Peki sektörlere baksınlar. Hangi sektörlere baksınlar? Şimdi sektörel bazda şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bir, isim vermeden hisse... Hissesi vermeden sektörler konuşulur. Bir kere bankacılık sektörü falan mutlaka portföylerde olacak. Şirket ismi vermeden de hani nasıl bir yönetim yapısına sahip olmalı ya da kaç senelik bir şirket olmalı ya da halka arzlar önemli midir burada anlamında hani konuşulur. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Eğer kısa vadede yatırım, daha doğrusu kısa vadede yatırım değil de trade mantığıyla yönetilecekse teknik analize uyum sağlamak zorundasınız. Bir bu konuda artık tartışma kapalı. Tamam. Biraz önce trade edilecekse teknik analize uyum sağlamak zorundasınız. İnanıyorum, inanmıyorum diye bir şey yok. Başka yöntem yok yani alım satım yapılacak. Dışarıdan duyumlarla işlem yapmayacaksınız. Değerli yatırımcılar. Tüyo öyle yapmayacak. Twitter'da şu şunu söylemiş, bu bunu demiş, haydi alalım falan, böyle bir şey yok. Telefon açtı, soru şunu al dedi. Spor hocalarınıza kafanızı, kulağınızı kapatacaksınız. Evet. Diğer taraftan sektörel bazda da analiz yaparken birinci olarak bebek şirket diye bir tabirler vardır mesela. Şu anda özellikle bu son Megap olayından sonra bebek şirket tabirlerini insanlar biraz burun kıvırıyor. Ama bu noktada özellikle de, şimdi ben burada trilyon tane sektör sayarım. Ama bu çok faydalı olmayacaktır. Burada sektör seçimleri, daha doğrusu şirket seçimlerindeki kriterleri çok kısa. Çok kısa bir anlatmak istiyorum. Bir şirketin hissesini yükselten ya da şirketi şirket yapan en önemli değer öz sermaye karlılığıdır. Öz sermaye karlılığını her yıl istikrarlı büyütecek olan sektörü ya da şirketi seçmek zorundasınız. Öz sermaye karlılığını arttıran iki tane unsur vardır. Bir, aktif karlılığı. İki, kaldıraç oranı. Yani borçluluk. Bir şirket ne kadar yüksek borçluysa o derecede öz sermaye karlılığı artar. Dolayısıyla ben ne diyorum? Aktif karlılığı yüksek olacak ama borçluluk oranı düşük olacak. Yani aktif karlılığı yüksek, borçluluk oranı düşük olan şirketlerin oluşturduğu öz varlık karlılığı kuvvetli olan şirketleri seçeceksiniz. Muhakkak bilançoya bakacaksınız yani. Bilançoya bakmadan olmaz mı? Başka nereye bakacağız zaten? Dolayısıyla... Bakmadan da şu... Ya şirket... orası tartışma konusu değil. Tamam. Şeyin onu söyleyeyim. Ya orası tartışma konusu değil. Ha Twitter'dan, oradan, buradan trilyon tane var işte insanlar etkileşim kasmak için. Deseler de bilançoya baksınlar ama değil ya, mi? Ya tabii ki bakılacak. Tabii ki bakılacak. Ve bilançolar didik didik edilmesi lazım. Bilanço dediğiniz kalem sadece net kar, esas faaliyet karı değil. Bilançolarda faaliyet raporu vardır. Bilançolarda nakit akım tablosu vardır. Bilançolarda dipnot vardır. Dipnot okumayan kimse ben bilanço analizi yapıyorum demesin bir kere. Bak, açık söylüyorum. Faaliyet raporu okuyup da hedef fiyat belirlemeye kimse çalışamaz. Olmaz yani. Topal ördek noktasında olur. Ne oldu? Megap örneği vardı değil mi? Mesela Megap konkordato ilan etti. Evet. Ben baktım Megap'ın şeyine. Bilançosuna. Cari oranı bir seviyesinin üzerinde. Bir seviyesinin hatta 1-1,5'lar cari oranı için güzel demektir. Şimdi cari oran nedir? Dönem varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesi. Diğer bir tabirle dönem varlıklar, yani kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılıyor mu? Karşılıyormuş. Aa süper. Ya iyi de bak şunu anlatmaya çalışıyorum şimdi. Dönem varlık içerisindeki kalemler hangileri? Ticari alacakları sürekli artan ve alacak devir hızı sürekli düşen, yani alacaklarım artıyor, bir de tahsil edemiyorum, bir de üzerine borcum artıyor. Şimdi bunları görmek için dipnotlara bakmak lazım. Bunları görmek için nakit akım tablosuna bakmak lazım. Öz sermaye karlılığı nasıl artıyor? Aktif karlılığı mı artıyor yoksa borçluluk oranı mı yüksek? Mesela
eğer faizlerin arttığı bir döngüdeysek, hı hı, yüksek borçlu şirketler negatif yazar. Çünkü maliyetleri artıyor. Mesela Merkez Bankası'nın faiz indirdiği bir dönem gelecek mi? Gelecek yani. Sayın Cumhurbaşkanı da daha fazla aslında en güzel dayanmaz yani. Ha, mesela böyle bir dönem olduğunda yüksek borçlu olan şirketlerin, hı-hı, öz sermaye kârlılığının daha kuvvetli arttığını göreceğiz. Hı-hı. Bak konjonktüre döneriz. Peki ya, bir iki dakikada sektör konuş. Bankacılık dedin. Teknoloji sektörleri, otomotiv. Ya, kesinlikle. Otomotivde şöyle bir durum var. Bir kere otomotiv sektörü şu anda gerçekten ucuz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hele son düşüşte ucuz. Ama orada birazcık aldığı şey bozdu. Şu BYD muhabbeti ve dolar TL'deki durum. Hmm. Çünkü ihracatçı her zaman sürekli bir feveren halinde. Artık şu dolar TL'yi yükseltin. Hani biraz arttırın. Ya 34'te sabitlediniz, bir 37 yapın en azından rahatlayalım tarzında. Diğer taraftan bir de BYD unsuru var. Yani Çin ürünleriyle rekabet edebilecek miyiz? Çinli arabalarla. Hmm. BYD geldi, bir de üzerine Chery geliyor. Evet. Mesela ben en son Tesla'nın bilançosuna baktım. Tesla, Amerikan şirketi Tesla, bilançosu beklentinin altında kaldı. Tamamıyla sebebi şey, Çin operasyonlarında, Çinli şirketlerle baş edememesi. Ama orta uzun vadede bu kadar ucuz bulmuşken ben portföylerde yer edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle otomotivin düşünüyorum. Ama bak şunu söylerken izleyici şunu kesinlikle algılamasın. Otomotiv alın diye bir şey demiyorum. Yatırım. Olabilir. Uzun vadede. Hı. Sen bugünden alırsın. Bir hafta sonra ya hani sen otomotiv demiştin kalkmadı diye bir şey yok. Böyle, hı, gelmeyin. Bankacılık zaten her zaman. Hı. Ben yabancı fon akışının biraz daha artmasını bekliyorum açıkçası. Yılın son çeyreği itibariyle banka biraz daha artmasını bekliyorum. Dolayısıyla özellikle tahvile giriş var. Evet. Hisselerden çıkış var. Bu her, evet, zaman böyle olmuştur. Önce tahvile girilir. Bir miktar carry trade'in tadı alınır. Evet. Orada biraz ekmekle tabak böyle sıyrılır carry trade'le beraber. Sonra ya biz buradan alacağımızı aldık, Allah bereket versin denip Borsa İstanbul'a kaçılır. Tahvil, aynen, dip satılır, borsaya döner. Güzel. Ya bu yılın sonlarında başlar ya da önümüzdeki yıl ilk çeyreği itibariyle Borsa İstanbul'da daha kuvvetli bir geçiş, tahvilden geçiş olabilir. Enerji sektörü zaten bütün dünyada parlayan yıldız. Ben enerji sektöründe de yine yukarı doğru fiyatlamaya devam ediyorum. Bir şey vereyim, bir özel bir sektör vereyim. Madencilik. Şu Koza, Kozal, İpek. Buraları biraz, bu ismi de bilmiyorum çünkü madencilikte çok fazla yok. TMSF'ye devri, varlık fonuna devri. TMSF'den varlık fonuna devri, orayı birazcık alevlendirdi, hareketlendirdi. Madencilik sektörüne de birazcık bakmak lazım. Orada da yeni gelişmeler olabilir. Evet, enerji zaten önümüzdeki belki 5-10 yıl en revaçlı olan sektör olacak. Ama Trump'ın gelmesi enerjileri biraz baskılayabilir. Oraya dikkat etmek lazım. Çünkü Trump abimiz şeye çok, hani iklime falan çok inanan, işte yeşil enerji saçmalıktır diyen birisi olduğu için, evet, orada biraz işler değişebilir ama ben orada da birazcık şeyim ya. Bence Trump'la neydi o, Harris'tan önceki Biden, yeni başkanın adını unuttum. Trump'la Biden olsa şu an Trump güle oynaya kazanıyordu. Kesin. Dün gece mesela şey vardı. Hala mı Harris'in olabileceğini düşünüyorsun Harris, şu anda? Ben Harris'in olabileceğini düşünüyorum artık. Öyle mi? Bence öne geçti. Kamala Harris geliyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Bu da önemli bir tespitti. Çünkü bakalım. Salı günü şeyleri vardı. Harris'le Trump'ın bir muhabbetleri vardı, bir şeyleri tartışma programında. Anketlere baktım Amerika cephesinde başa yayınlanan. Başa başta da at burnu, hani burun ucu Harris. Harris biraz daha baskın görüldü. Yani ABD'de olup Harris diyen de var. Çok Trump kesin gözüyle bakılıyordu. Bakalım o da o kesin gözle bakılma birazcık torpülendi gibi görüyorum ben. Evet, çok önemli bir faktör gerçekten. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Emekleme çağırdınız. Sağlık. Çok güzel bilgiler edindik gerçekten. Yani tüm borsa yatırımcıları için. Aslında böyle senden öğrenecek herhalde 2-3 günlük gerçekten bir eğitim. Bu temelinize tek tük. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında gene anlatırız başka şeyler. Benim için buradan böyle bir yol olacak. Böyle kafamda bir şeyler oluştu. Harika bir söyleşiydi. Çok teşekkürler. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Ve paranız açısından adına da teşekkür ediyoruz sana. Sağ. Ayaklarına sağlık, emeğine sağlık. Evet sevgili seyirciler, bugün Erencan Umut'la konuştuk. Borsa'yı konuştuk. Borsa yatırımcısını konuştuk. Çok güzel bilgiler edindik. Haftaya yine çok değerli bir konukla burada olacağız. Sizlerle beraber görüşmek üzere. Teşekkürler.